Spor Aksiyon'dan herkese mutlu akşamlar. Bu akşam biraz gecikmeli olarak sizlerin karşısındayız. Anlayışınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Samsun Spor Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Denizli Sporu ligin son haftasında kendi sahasında 2-1 mağlup ederek adını playoff'a yazdırmayı başardı kırmızı beyazlı ekip. Sadece bu sezon boyunca rakipleriyle mücadele etmedi kırmızı beyazlı ekip. Onca sıkıntılarla boğuştu. Bu sıkıntılara, sorunlara göğüs gerdi. 3 puanı da silindi ama playoff'a yükselmeyi başardı. Yönetim, Erhan Altın ve öğrencileri, kısacası Samsun Spor camiası. Denizli Spor maçı öncesi ve sonrasında muhteşem coşku vardı. Özellikle maçın ardından taraftarlar galibiyeti coşkulu bir şekilde kutladılar. Spor Aksiyon ekibi oradaydı, bizler oradaydık. Spor Aksiyon'la birlikte playoff'a yükselmenin sevincini yaşadılar. Taraftarlar, kırmızı beyazlı camia. Samsun Spor'da Albuma Alanya Spor maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete prim ödemesi vardı. Yaklaşık 500 bin lira civarındaydı. Sayın Başkan Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyeleri özellikle dün büyük çaba sarf ettiler bu ödemenin gerçekleşmesi için. Ancak bugün akşam saatlerinde sevindirici haber geldi. Eski Samsun Spor Kulübü Başkanı, AK Parti İl Başkanı ve şu anda AK Parti Samsun Milletvekili adayı Sayın Fuat Köktaş, Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Nürasan tesislerine geldi. Her şeyden önce Samsun Spor sevdalısı olarak oraya geldi Sayın Fuat Köktaş ve bu zorlu süreçte elini taşın altına bir kez daha koydu ve Samsun Spor'a 100 bin lira destekte bulundu. Samsun'un kamuoyuna, iş adamlarına bu kampanyaya destek verme çağrısında bulundu. İlk kıvılcım Fuat Köktaş'tan geldi. Devamını da bekliyoruz. Samsun Spor camiası bekliyor, yönetim bekliyor. Umarız Samsun şehri bu sese kulak verir ve futbolcular bu zorlu yolda, kısa dönemdeki zorlu yolda moral motivasyon açısından en üst seviyede sahaya çıkarlar Albuma Alanya Spor maçına. Ve bu akşam bizlerle iki değerli konuğum var. Daha önce de programlarımızda yer almışlardı. Teknik direktörler Besim Durmuş ve Ercüment Coşkundere, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, bir zaman oldu. 2 hafta bizlerle birlikte olamadınız. Daha önce de 2 hafta Ercüment Hocam bizlerle birlikte olamamıştı ama geçen hafta bizlerleydi. Bu akşam da Avni Demir yok. Avni abi yok bu akşam da. Kendisi İstanbul'da Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin seçimi var. Bundan dolayı İstanbul'da kendisi ve bu hafta bizlerle birlikte olamayacak. Hemen programımızın başında hatırlatalım. Perşembe günü saat 19'da oynanacak Samsun Spor Albuma Alanya Spor maçının ardından saat 23'te Spor Aksiyon özel programıyla sizlerin karşısında olacağız. Perşembe günü akşam. Bunu hatırlatalım ve hiç vakit kaybetmeden Samspor, Denizli Spor ve playoff'a yükselmesini ve Albuma Alanya Spor maçı ile ilgili değerli isimlerin yorumlarına başlayalım. Evet hocam. Evet. Denizli Spor maçından başlayabiliriz. Samspor evet, son haftaya çok kritik bir virajda girdi. Ya, tabii biz teknik adam olarak tarafsız olmak zorundayız ama tabii biz buranın gönül dostuyuz. Samspor taraftarıyız. Bu memlekete aitiz. Biz de heyecanlandık. Her haftadan daha farklı oturuyoruz burada. Samspor'un bu son 3 haftası sezon başından beri planladığı Süper Lig'e yaklaşması bizi de heyecanlandırdı. Tabii çok olumlu bir süreç. Şehirdeki heyecan, beklenti, coşku arttı. İnşallah bunun sonucunda hepimizin yıl içinde düşündüğümüz, beklenti içinde olduğumuz hedefe oyuncu arkadaşlarımız ulaşırlar. Samsun halkı, Samsun'u sevenler, Samsun'un gönül dostları inşallah hak ettiği yere çıkar diye hem umut ediyoruz hem bu noktada beklentilerimiz var. Böyle olacağını da umuyoruz inşallah. Evet hocam. Kaldı mı gitti mi derken playoff'tayız, keyifliyiz. Evet. Ben de onun için gülüyorum. Hoşuma gidiyor. Mutluyuz hep. Bütün Samsun, tabii hoca dedi biz tarafsız olmak durumundayız ama bu konuda tarafız tabii ki. Kendi doğduğumuz, formasını taşıdığımız, içerisinde bulunduğumuz, her koşulda görev yaptığımız, yani teknik direktör olarak, sportif direktör olarak, futbolcu olarak, delege olarak içinde bu taraftarı olduğumuz Samspor'un playoff'a kalması bizi mutlu ediyor. Mutlu olduk tabii ki. Çok keyifliyiz. Dolayısıyla biraz evvel haberde söyledin işte primle ilgili sayın eski başkanımız, şimdi milletvekili adayımız, AK Parti eski il başkanı Fuat Köktaş'ın katkısı önemli bir katkıdır.
Zaten Samsun'un bugünlere gelişi süreç içerisinde de Sayın Fuat Göktaş'ın katkıları vardır. Ben de kendisiyle başkanken görev yapmıştım. Kötü dönemler yaşamıştı Samspor. O dönemden sonra zaten biraz yukarılara doğru tırmanmaya başlıyor. İnşallah geçen sene final oynadık, kaybettik. Bu sene inşallah finali kazanırız. Biz de inşallah orada oluruz. Alanyaspor maçına sadece bir gün kaldı. Evet. Yani... Ama biraz evvel şey dedim, maç 19'da dedin. 21'de mi 19'da mı? Maç 19'da, ikinci maç 21'de. Evet, Samsun'daki tamam. Maç tamam. Saat 19'da oynanacak, tamam. İkinci maç 21'de. Dilerseniz önce bugün Sayın Fuat Göktaş kulübü ziyaret etti. Başkan Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyelerini bir sürede antrenmanı izledi. Ve gerçekten Samsun Spor camiası adına çok çok önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Fuat Göktaş 100 bin lira destekte bulundu. Kamuoyuna kampanyaya destek olması konusunda çağrı yaptı. Açıklamaların içinde çok da önemli satır başları vardı. Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu da yine açıklamalarda bulundu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden o açıklamaları ekranlara getireceğiz. Ama onun öncesinde hemen bir hatırlatma yapalım. Mesajlarınızı hemen ekranın alt bölümünde yer alan haberaks-sporaksiyon sayfamıza gönderebilirsiniz. O sayfamıza bir beğeni yapıp ondan sonra mesajınızı gönderebilirsiniz. Biz de buradan dile getireceğiz ve değerli hocalarımız da mesajlarınızı cevaplayacaklar. Hemen hazırsa Cem. Evet, bugün Sayın Fuat Köktaş'ın kulübü ziyaretini şimdi ekranlara getiriyoruz. Bir destekte bulundu. 100 bin lira destekti bu. Ve Samsun'lu önemli iş adamlarına da, Samsun şehrine de çağrıda bulundu. Bakalım Sayın Fuat Köktaş ve Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu ziyarette neler söylemişler. Başarının sırrının birlik ve beraberlikten geçtiğini, özellikle Samsun Spor Kulübü'nde de bunu başarmanın sırrının bu olduğunu her fırsatta, her platformda söylüyorduk. 2010-2011 yılında Allah bize nasip etti, bu takımı şampiyon yaptık. O birlik ve beraberliğin sayesinde gerçekleşti bu. Ama ondan önce o günkü şartlarla bizim o işi başardığımızda bizden önceki dönemde bu kulübe başkanlık yapmış. Fuat Başkan'ın yaptığı adımlar, aldığı kararlar belki de bugün o gün bizim o takımı Süper Lig'e çıkarmamıza katkı sağladı. Biz onun üzerinden yürüdük ve onun koyduğu düzeni devam ettirdik ve başarıyı yakaladık. Daha sonra Samsunspor sıkıntılı süreç yaşadı. O süreçlerin hepsinde Fuat Başkan dışarıda olmamıza rağmen gördüğümüz kadarıyla her zaman bu kulübün yanında oldu. Şu anda da biz göreve geldiğimizden beri, daha doğrusu bizim göreve gelme aşamamızdan itibaren Samsunspor'un her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün de aramızda. Biz onunla çok iyi anlaştığımıza inanıyorum. Bizi çok iyi anlıyor, sağ olsun. Her platformda destek veriyor. Buraya da gelmesi bizi son derece mutlu etti. Çünkü bizim bugünlerde en büyük desteğimiz bir arada olmamız. Bir arada güçlü bir şekilde hareket etmemiz. İnşallah hayırlısıyla verdiği kararlar doğrultusunda, siyasi hayatında da çok güzel günler yaşayacak. Başaracağına da ben canı gönülden bir Samsunlu olarak inanıyorum. Hem ona buraya geldiğinden, hem bize her zaman katkıda bulunduğundan, hem de bundan sonraki Samsun'a vereceği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki de geldiniz Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Çok değerli Samsun Spor Kulüp Başkanım, kulüp yönetici arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle böyle bir misafir vermekle bizi karşıladığınız için herbinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Samsun Spor üst kimlik diyoruz. Bütün siyaset kurumlarının, bütün etnik yapıların üzerindeki bir kimlik ve şehrin en üst markası, hatta şehrin en önemli tanıtım aracı olarak Samsun Spor'u hep yıllardır vurguladık, söyledik. Biz de bunu böyle düşündüğümüz için de yönetim ayırmadan, kimin yönetim yaptığına bakmadan hep Samsun Spor'un yanında olmaya hep gayret gösteren bir Samsun Spor sevdalısıyım her şeyden önce. Şehrin siyasetinde, şurasında, burasında görev yapmanın ötesinde bir Samsun Spor sevdalısıyız. Bugün de burada olma nedenlerimizin başlayacağı nedeni de budur. Onun için kulübümüzü ziyaret edelim dedik. Önemli bir maç öncesinde moral ve motivasyon verelim dedik. Evet, Samsun Spor 2003 yılından itibaren, özellikle benim de yönetimimde sürekli yer aldığım dönemlerden itibaren çok sıkıntılı süreçleri yaşadı, çok olumsuz
günleri yaşadı ve zaman zaman Samsunspor yöneticileri üzüldüler. Zaman zaman taraftar üzüldü ve Samsunlu üzüldü. Zaman zaman da mutlu olduğumuz, sevindiğimiz sezonlar olmuştur. Günler oldu, aylar oldu, yıllar oldu. Ama en son bu gelmiş olduğumuz Sayın Erkut Başkanımız Samsunspor'u Süper Lig'e taşıdıktan sonraki süreçten sonra cidden çok üzülüyoruz. Çok sıkıntılı bir günler geçiriyoruz. Bazen ekonominin de sorunları çözmediğini, yönetim anlayışının eğer bir kulübü sürekli hale, kalıcı hale getirecek reformlar yapılmadığında paranın da bir önemi olmadığını biz bu süreç içerisinde gördük. Parayı bir kulüp yönetir gibi yönetme mantığı kulüplere zarar veriyor. Ama parayı bir ticarethane, işletme yönetir gibi yönetmek kulüpleri çok daha kararlı, mali tablosu şeffaf ve yönetilebilir bir kulüp haline getirdiğini de hem benim kulüp başkanlığı yaptığım dönemlerde hem daha sonra Erkut Başkan ve arkadaşların yöneticilik yaptığı dönemlerde bunları gördük. Ama son sezonlarda maalesef paranın da bu kulübü kurtarmadığını da müşahede ettik. Özellikle çok zorlu bir süreçte Erkut Tudu Başkan ve yönetici arkadaşlar bu görevi devraldıkları için özellikle 2014-2015 sezonunda sezon yarısında hatta bu kulübü devraldıkları için çok sıkıntılı bir süreçte taşın altına değil elini gövdelerini koydukları için ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Samsunspor'u önemli bir virajdan, uçurumdan kurtardılar. Bugün de playoff'a taşıdılar. Bu süreçte emeği geçen başta yönetim kurulunun Samsun'la Samsunspor'u bütünleştirme adına, yönetim kurulunun uyumlu, ahenkli çalışması adına, tek ses, tek eylem planı olması adına göstermiş oldukları performanstan dolayı ben baştan yönetimi tebrik ediyorum. Onları kutluyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Samsunspor'un kadrosu, sporcu kadrosu bizim de az çok tanıdığımız ama dışarıdan da gözlemlediğimiz gerçekten Samsunspor formasını layıklığıyla taşıyan gururlu, onurlu, kişilikli kardeşlerimizden oluşan bir futbolcu katkısı var ki bütün olumsuzluklara rağmen gerçekten gururlu bir şekilde, onurlu bir şekilde sahaya çıktılar ve formanın hakkını vererek bugünlere kadar geldiler. Teknik kadromuz keza özveriyle çalıştığını görüyoruz ve şehir, yönetim, futbolcu, teknik kadro bir araya gelince başarı da birlikte geliyor. Erkut Başkanım da buna vurgu yaptı. Tabii bunların yanında da yine olmasa olmazımız ekonomi sıkıntılar. Önemli bir maç öncesindeyiz. Şurada 28 Mayıs tarihinde playoff'un ilk maçını inşallah kendi sahamızda oynayacağız. Futbolcu kardeşlerimizin de emeklerini, alın terlerini mutlaka ve mutlaka karşılamamız lazım. Samsunspor'u ben başında söylediğim gibi bir üst kimliktir. Samsunspor'u kongrelerden kongreye Samsunsporlu olmak, önemli maçlardan maça Samsunsporlu olmak bir şehire, bu şehirde bir anlam ifade etmiyor. Samsunspor'un iyi gününde, kötü gününde bunun yanında olmak Samsunsporluk da bir anlam ifade eder. Bu şehirde bir güç, enerji oluşturur. Ben buradan şu maçımıza 72 saat dahi kalmadı. Yani 48 saat gibi bir sürecimiz kaldı. 48 saat kalan bu maçta Samsun spor taraftarlarının, Samsunlu iş adamlarımızın, şehirde yaşayan herkesi bu yükü kaldırmaya davet ediyorum. Yarından itibaren Samsun Spor'un önemli bir kaynağa ihtiyacı var. Futbolculara olan ödenmesi gereken hak edişleri var. Alın terlerinin karşılığı var. Bunu mutlaka ödememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Ve bu çağrıyı da Samsunlu iş adamlarımızdan, Samsunlu yöneticilerimize de buradan yapmak istiyorum. Şahsen ben kendi adıma, Fuat Köktaş olarak kendi adıma bu yükte epey bir fayda katkı sağlayacağım. Ama herkesin yarın bunu sizin de basın aracılığıyla okuduklarında Erkut Başkan'ı arayıp ve başkanım bugün benim imkanım bu. Bunu takdir ediyorum, sizlere veriyorum Samsunspor için diyebilmesini arzu ediyorum. Bizim de
yarından itibaren telefonlarla arayacağımız Samsun'da iş adamlarımız, abilerimiz var, büyüklerimiz var. Her zaman sıkıştığımızda müracaat ettiklerimiz var. Onları da inşallah harekete geçireceğiz. Ve ilk maçta futbolcu kardeşlerimiz en azından hak etişlerinin önemli bir miktarını da alarak sahaya kafaları rahat çıkmasını temin edeceğiz. Ve ben bu şekilde de kendi Fuat Köktaş adına 100.000 TL ile bu kampanyayı başlatıyorum inşallah. Ve yarın başkanım istediği hesaba Fuat Köktaş olarak 100.000 TL'yi ben göndereceğim ve kampanyayı başlatacağım. Bu şekilde bütün Samsunlu iş adamlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü önemli iki maçımız var. Alanya ile burada ve Alanya'da oynayacağımız maç bizim için önemli. Mutlaka bu iki maçı almamız gerektiğini söylüyorum. Yoksa bu iki maçtan birini kaybettiğimizde bir sezon daha bekleyeceğiz. Aynı sıkıntıları, aynı sorunları hep bir yıl daha 2015-2016 sezonunda da yaşıyor olacağız. Ama fırsat önümüze gelmiş. Yönetim bunu bizim önümüze taşımış. Futbolcular taşımış. Teknik kadro taşımış. Artık şehir olarak da biz gereğini yapmamız gerekiyor. Ve bu yönetimin Samsun Spor'a bu dönemde çok yük olduğunu da düşünmüyorum. Yani Samsun Spor'u bu şehir yönetim Samsunlu'ya çok yük olmadı. Ve diğer yönetimdeki arkadaşlar gibi hem fazla para alıp hem de çok borcumuz var, paraya ihtiyacımız var. Şehrin moralini de bozmadı. Sürekli yaşadığı sıkıntıları kendi içlerinde yaşayarak, kendi içlerinde onları manipüle ederek hep Samsun Spor'u diri tutmaya, moral motivasyonu yüksek tutmaya çalıştılar. Hatta bugün bile bu açıklamayı belki de kendileri yapmazlar, yapmak istemez Sayın Başkanım başta olmak üzere. Onun için bu açıklamayı, bu çağrıyı yapmak belki de bana düştü. Sayın Başkanımızla da böyle bir çağrı yapacağımı da konuşmadım ben. Taahhütümü de konuşmamıştım buraya otururken. Ama kafamda bir konuşma şekli oluşturmuştum ve bir çağrı oluşturmuştum. Ben de bunun gereği üzerine bütün Samsun nevşerilerimizi Samsun Spor'a maddi olarak yarından itibaren gücünün ne kadar yetiyorsa, kim ne kadar verebiliyorsa katkı sağlamaya davet ediyorum. İnşallah 5 Haziran'da Samsun Spor Süper Lig'e merhaba diyecek diyorum inşallah. Benim de tek bir sözüm var. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben şimdi Samsun Spor'dayım. 100.000 TL yarın öğlene kadar söz verdim. Bunu Erkut abi seninle bir yerler geçer. İstediği yere ödersin. Kolay gelsin. Alaaddin'e seni tıba da geçer. Tamam arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet, Sayın Fuat Köktaş'ın ve Samsun Spor Başkanı Erkut Tutun'un açıklamaları bu şekildeydi. Sayın Fuat Köktaş, Samsun şehrini, iş adamlarını Samsun Spor etrafında kenetlenmeye çağırdı, destek vermeye davet etti. Kendisi bir kampanyanın kıvılcımını ateşledi ve Samsun şehrinin de kampanyaya destek vermesi gerektiğine inandığını söyledi. Açıklamalarında çok önemli satır başları vardı. Bir önceki yönetimi adeta bir anlamda topa tutmuş oldu. Erkut Tutu yönetimi öyle değil dedi, moral bozmuyor dedi. Bir önceki yönetim hem çok para aldı hem de çok paraya ihtiyaç olduğunu söylediğini ifade etti Başkan Köktaş. Ama şimdiki ifadeleri, şimdiki yönetimin moral bozmadığını, adeta kol kırılır, yen içinde kalır şeklinde sorunları kendi içinde çözmeye çabaladığını ve şehri diriliş getirdiğini, dinamizm getirdiğini söyledi. Samsun şehrinde bu yönetimin, bu futbolcuların, bu teknik heyetin playoff fırsatı doğurduğunu Samsun şehrine ve Samsun Spor Kulübü'ne destek verilmesi gerektiğini söyledi. Evet, siz neler söyleyeceksiniz hocam gerçekten? Hemen şöyle söyleyeyim, ben gireyim konuya. Fuat Başkan seçimde kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah milletvekili olur. Temennimiz şu. Fuat Başkan çok önemli tespitlerde bulundu. Sayın Fuat Köktaş. Çok önemli. Kendi başkanlığı dönemi, kendinden sonraki dönemler ve bugünkü gelene kadar çok kısa
satır aralarında çok güzel cümlelerle özetledi. Ben çok, özellikle hocam, çok pardon, net özetledi. Çok özür dilerim hocam. Özellikle de son yine Erkut Başkan döneminde Süper Lig'e çıkılan dönemden bu döneme kadar ki bölümü. Şimdi çok güzel özetledi biraz, bence. Yaptığı davranışta bir kulüpte önemli bir maç, önemli bir eşik atlama zamanında olması gereken, bazı yerlerde böyle prim konusu hep hafife alınır, hep böyle başka şekilde değerlendirilir ama bu atağın çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Ben düşünüyorum özellikle. Hocam da düşünüyordur eminim. Çünkü oyuncu grubu yıllık anlaşmaları zaten garanti mukavelelerinde yazar. Bu ekstra gelenler her zaman oyuncu grubunun iştahını kabartır, daha iyi motive eder, daha odaklandırır işe. Zaten dolayısıyla hocam, bir kulüp yöneticisi duruşu şu anda gerçi siyaset yapıyor ama bir kulüp başkanı, bir kulüp yöneticisi tavrını ortaya koyması güzel. Ama özellikle de belirtti. Ben bir Samsunspor sevdalısı olarak şu an buradayım dedi. Bunun artçılarının geleceğini ümit ediyoruz. Zaten ikinci yarı artan bir performansla oyuncuların çıtayı yukarı koyması, insanların güvenini kazanması, bu tekrar playoff'un içine girmesi, geçen seneki bir önceki yılki yarışan ortamın içine gelmesi şehri de harekete geçirdi. Bu zaten taraftar olarak yıl içinde hep devam eden bir şeydi. Büyüklerimiz, işte eski başkanımız Fuat Göktaş, ben de kendisine başarılar diliyorum. Çok güvenli, çok güzel şeyler söyledi. Hem başkanımızın o bulunduğu ortamdaki konuşmalar, bunlar hep oyuncuyu daha güvenli, daha kendini güvenilir hissedecek bir ortam hazırlamasına sebep oluşturuyor. Hem mevcut başkanımız Erkut Tutu hem de sayın eski başkanımız Fuat Göktaş'ın oradaki şu kullandığı cümleler çok güven verici bir ortam. Bu oyuncularımızı, bu seyircimizi, camiamızı bütün her tarafı güçlendirmiştir. Çok olumlu şeyler, çok içine girmek istemiyorum ama çok düzgün, Samspor'un satır başları çok güzel, güven verecek şeyler. Bence Samspor her geçen gün büyüyen, her geçen gün güvenli, her geçen gün yarışan ve her geçen gün lige yaklaşan bir performansı var. İnşallah şu son 3 maçı da geçer. Bu sivil olarak arkadan gelen bu güç, destek Samspor'un geleceğine ışık tutar. Özellikle de şunu belirtti. Yardımcı olacak. Bu fırsat, playoff fırsatı geldi. Bu fırsatı Samsun şehri değerlendirmeli dedi. Takıma destek vererek değerlendirmeli. Yoksa dedi önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkamasa takım yine aynı sorunlarla, yine aynı şekilde gündeme gelecek. Ya ben şunu söyleyebilirim. Yani burada hem oyuncu kardeşlerimi, teknik ekibe buraya kadar getirdiler. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Hep düşündüğümüz şeydi. Daha iyisi olabilir miydi? Onlar ayrı şeyler. Ama şu günkü mevcut yapı da çok önemli. Ama şu bir gerçek ki Samsunspor'un büyüklüğünü, Samsunspor'un eğer lige çıkabilirsek ki çıkmamız için çok nedenimiz var olduğunu daha önceki programlarda söylüyoruz. Evet. Şimdi baktığımızda da buradaki görüntü Samsunspor'u daha güvenilir kılıyor. İnşallah oyuncu arkadaşlarımız, teknik ekip, taraftarımız bundan güç alır. İnşallah beklentimize cevap alırız. Çünkü mevcut şartlar her gün, her dakika daha güvenli hale dönüşüyor. İyileşiyor. Şey. İyileşiyor. Evet. Bugün de Haber gazetesini, gazetemizin manşetindeydi. Neredesin Samsun diye destek olması. Ya bu konuda sıkıntı olmayacağını diye düşünüyorum. Ben Fuat Başkan'ın başlattığı için artçı depremlerin, artçılarının ve rakamın yükselerek gideceğini umuyorum ve bundan da çok büyük bir kuşkum yok. Çünkü gelinen nokta çok önemli nokta ama bir şeyi atlamayalım. İlk yarı 20 puan, ikinci yarı 35 puan. Yani ikinci yarı bana göre şampiyonluk puanı. İlk yarı 35 puan. Alsan evet. 70 puan. 38 puan hocam. İkinci yarı mı? İkinci yarı. 3 puan silindi. Ben şeye bakıyorum. Mevcut. Ama alınmış bu puan. Tamam ben verilmiş ama. Yani alınmış ama gitmiş. Biz hani skalada gözüken rakama göre konuşuyoruz. Somut. Tabii ki 38 puan. Ortalama olarak çok yüksek. Ben 35 üzerinden gitsem iki devrede 35'er puan, 70 puan şampiyon yapar. İkinci yarı şampiyon olacak ortalamanın üzerinde bir puan skalası var. Güzel. Bu konuda öncelikle mevcut yönetimi, çünkü ivmelendiren onlar. Teknik kadroyu, Erhan Hoca'yı, Galip Hoca'yı, Şen Hoca'yı, Çağlayan Hoca'yı. Çağlayan Hoca'yı tebrik ediyoruz. Orada bulunan futbolcu kardeşlerimizi, katkısı olan.
ama 11 oynayan ama sonradan giren ama antrenmanlarda takımın sağlam durmasını sağlayan, süre almayan, azalan teknik oyuncular, futbolcularımızı, sağlık grubunu, doktorumuzu, masörümüzü, malzemeci kardeşimizi, orada çalışan tüm arkadaşlarımızı ve büyük sportif destek veren Coşkun Zeren'i Coşkun Zeren, tabii ki Coşkun bu işin içerisinde. Ben isim isim hani giderken taraftarımızı da unutmayalım. Çok önemli bir başarıya imza attılar. Ama yine söyleyeceğim, iki hafta evvel söylediğim gibi bulunduğumuz ligde kalırsak bir başarı olmayacak. Bu bir başarı. Başarının sürdürülebilir olması önemli. Sürdürülebilmesi için de inşallah Alanya Spor'u eleyip finalde kim gelirse gelsin şampiyon olup bir üst lige çıkmak. Evet, biz başarıya gölge düşürmek değil ama şampiyon olamadığın zaman geçen sene de Mersin'e yenildin. Bak yine bu PTT1'de oynuyorsun. Bir ilk yarıda yalpaladın, sallandın. İkinci yarı playoff'a kaldın. Bu sıkıntıların aşılması için öncelikle tabii ki ben her zaman yönetimlerin, başkan ve yönetimlerin hep başarılı olduğunu düşünün. Bizler profesyonel olduğumuz için işlerimizi doğru yapmamız gerektiğini söylerim oyuncu grubu olarak. Büyük görev düşüyor. Şansa ihtiyaçları var. İnşallah şans yanlarında olur. İlk maçta turu geçecek. Erhan Hoca söylemiş, gol yemeden galip gelmek istiyoruz. Evet. Doğru bir mantık. Ama biz orada onlar da gol atacak düzeyde bir takımız inşallah. Kadro kalitemiz olarak. Tabii farklı baktığımız noktalar olsa da temennimiz ve niyetimiz o yönde. İnşallah Samspor ilk maçta turu geçecek. Finale kalacak, bir skor elde eder. Gol yemez. Önce gol yemez. Dolayısıyla hedef bu. Şehir zaten bu konuda hem taraftar, hem camia, hem iş adamları, hem siyasiler anlamında desteğini verecek. Demin de söyledim. Ve Fuat Başkan'ı da kutluyorum. Çok güzel özetledi. Yani çok fazla detaya girmeyelim. Çok güzel özetledi. Dolayısıyla biz şimdi 57 puan Alanya ile bitirdik değil mi? 57 puan, evet. Alanya bitirdi. Bizim 3 puan gitmese 58'dik o zaman. Yani eşleşmeler de değişiyordu. O değişiyordu. 56 puan Adana Demir, 55 Antalya, 55 biz. Şimdi yok, biz... Bizim hedefimiz belli. O yüzden... Şey için söylüyorum hani şu şuydu buydu. Ben olmuşun üzerinde varsayım yapmak çok doğru değil. Olmuş. Evet, kesinlikle. İşte bu penaltıyı verme. Olmuş. Mesela o zaman... Böyle gidilecek olursa o kadar çok varsayım var ki. Bizim 3 puanımız gitmeseydi, o gitmeseydi. Gelinen noktada öbür tarafta şunu söyleyebilir, atıyorum. Manisa bir gol yemeseydi, Denizli ikili avaraja düşecekti. Daha farklı bir... Onun için olmuş. Samspor playoff'a kalmış. Playoff'ta rakibi Alanya. Alanya Spor'la inşallah başarılı bir maç oynar. Denizli maçına geldiğimiz zaman hocayla konuştuk. Onun da fikirleri önemli. Biz de kendi fikrimizi söyleyeceğiz. Samspor nasıl bir, benim tahminim nasıl, yani nasıl olur hocam? Alanya Spor'u biraz düşündük. Denizli maçı nasıl oynadık? Son 3-4 maç falan. O arada biraz teknik konulara değiniriz. Belki de katkı veririz. Eminim ki Erhan Hoca ve ekibi bu konuları değerlendiriyor. Çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. Biz de kendi fikirlerimizi, zaten burada bulunma nedenimiz o. İşin idari tarafından çok. Teknik konularda biraz konuşuruz. Biraz da katkı veririz diye düşünüyorum. Mevcut şartlar Samsunspor'un bugün lige çıkması için çok uygun. Sezon başından beri taraftarımız hem teknik ekibimize hem oyuncu grubumuza kazanamadıkları dönemlerde, ekonomik olarak sıkıntılı oldukları dönemlerde oyuncu grubunun sahadaki davranışına yıl başından bugüne kadar asla hiçbir oyuncuyu rencide etmeden, hocamızı rencide etmeden biraz Osmanlı maçı biraz özgürce o ufak tefek onlar olabilir ama geneline baktığında o 12. adam görevini çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Pardon, Buca maçı. Buca maçının bir bölümü hariç sadece. 3-1 olursan tabii olur. Tabii yani. Şimdi normal o yani. Az önceki açıklamalarla birlikte hem oyuncular kendini güvenli hissedecektir hem Samsun'un yapısı itibariyle bugün ne olursa olsun Samspor'un isim hakkı, forması, bu seyircisi, bu mevcut olan yapı playofflarda bizi favori kılıyor. Ben Samspor'un favori olduğunu düşünüyorum ama tabii bu kağıt üzerinde böyle düşünürken de
Tabii karşımızda oynayacağımız Alanya takımı, çıkacak diğer takımlar önemli takımlar. Bir de iki ayaklı maçların stratejik yapıları çok farklı. Ligin sonuna geldik. Dün akşam bir 1461 Trabzon İnegöl maçını seyrettik. İnegöl takımı daha dinamikti. Daha oyunun 10. dakikasında sol bek, sağ bek sakatlandı Uğur Kavruk. Sol beki oraya aldı. Sol beki bir başka bir oyuncu aldı. Oradan iki tane gol yedi. Ondan sonra sakatlıklar oluşmaya başladı. Kramplar girdi. Mental ve zihinsel olarak sezonun sonu. Arka arkaya çift maçların zihinsel yükü fazla oluyor. Yorgunluk, mental yorgunluk, fiziksel yorgunluk, taktiksel yorgunluk, ligin yorgunluğu. Bu maçlar yaşanabilir. Bu maçlara çok böyle akıllı bir şekilde, sabırlı bir şekilde sakatlıklar olacaktır. Sahada sakatlanmadan, ekonomik oynayarak, akıllı oynayarak inşallah seyircimizin de desteğiyle birlikte bu süreci olumlu değerlendirip inşallah herkesi daha hayal ettiği şeye yakın bir finali bekliyoruz Alanya'ya geçerek. Evet hocam, birazdan yine Alanya Spor'la oynayacak maçın daha farklı bir şekilde yorumlarını sizden rica edeceğim. Ama onun öncesinde Denizli Spor maçı öncesi birbirinden önemli isimlerin açıklamaları vardı maçla ilgili. Taraftarların açıklamaları vardı. Taraftarlar maça coşkulu bir şekilde geldiler. Coşkulu bir şekilde yine ayrıldılar. İki bölüm halinde vereceğiz. Yine Ercüment hocamızın da açıklamaları oldu. Maç öncesi açıklamaları vardı. Bakalım. Sayın Fuat Köktaş, Cemal Yeşilyurt, belediye başkanları Sayın Erdoğan Tok, Osman Genç, eski futbolculardan Ersin Veli, Hakan Koçaslan, Ertuğrul Sağlam açıklamalarda bulundular spor aksiyona ve taraftarlar da açıklamaları vardı. Bakalım neler yaşanmış Denizli Spor, Samsun Spor, Denizli Spor maçı öncesi Samsun 19 Mayıs stadında. Muhammed'ciğim inşallah alacağız diyorum bu maçı. Biliyorsun geçen hafta İzmir'de galip gelemedik. Bütün 90 sezon bu maça bağlı. Sezon bu maça bağlı. İnşallah futbolcu kardeşlerim, taraftarlar, çevre illerden gelen statı dolduracağız. Bir Samsun Spor Camiası büyük bir aile. Taraftarı, futbolcusu, yönetimi el ele verip bu 90 dakikayı alnımızın hakkıyla çıkacağız. Ve ben şuna da inanıyorum. İnşallah playofflar deplasmanda da görüşeceğiz. Samsun'dan ben Samsun İstanbul'da zaten tanıştık. Sonrasında yani benim duygularım, ben yıllarca 6 yaşından beri Samspor taraftarıyım zaten. Beni bilen bilir. Samspor bu son maça kalmamalıydı ama şanssızlıklar belimize büktü. İnşallah bu maçı alacağız ve playofflarda da görüşeceğiz. Çıkacağız Süper Lig'e Allah'ın izniyle. Süper Lig'e de çıkarsak Samspor eski günlerini tekrar kavuşacaktır. Buna süper adım gibi eminim. Ben başka bir şey demiyorum. Süper Lig. Önce tebrik ediyorum kardeşim, her yerdesin. Senin programın zaten eşsiz benzersiz tek. Tamam mı? Gördüğün gibi her şey ortada, bir şey söylemeye gerek yok. 3 puan alıyoruz Allah'ın izniyle. Maçtan sonra da bu şekilde kutlamalar yapıyoruz. Bu taraftar seni seviyor Muhammed abi. Eyvallah abicim, teşekkür ederim. Bu taraftar seni seviyor abi. İnşallah bugün de maç alıp hep birlikte güzel günler göreceğiz abi. İnşallah abicim. Abi görüşürüz. İşte her tarafı görüyorsun, herkes cıvıl cıvıl konularla geçiyor. İnşallah 3 puan alacağız. Ümitliyiz yani, bu öleceğiz, dirileceğiz, alacağız. Yapacak başka bir şey yok. Peki tribünde de size başarılar. Sağ olun, teşekkür ederiz, size iyi yayınlar. Evet, Samsun Spor'un taraftarların oldukça maça fazla. Çok evet, Samsun Spor, Denizli Spor'u 3-1 yeneceğiz inşallah. Her maçı da gelmişiktir yani. 3-1 yeneceğiz. Peki teşekkürler. Evet, burada çok 7'den 70'e diyebiliriz. İlhan Demirsoy. Bütün şehir olarak kenetlendik. Bugünü bekliyorduk. Daha erken olabilirdi ama buraya kadar süreye geldi bu olay. Yani bu maçı mutlaka alacağız. Çok kritik maç. Diğer maçlar da etkiliyor bizi. İnşallah hayırlı bir sonuç alırız. Playoff'a gideriz. Oradan da çıkmayı düşünüyoruz. Ailece mi geldiniz? Evet, ailece geldik. Kızımız, oğlumuz, evet. Eşim. Semina en büyük Samsun Spor'da.
Söyle bakayım. Hadi, hiç maçı söyle. Kaçırmaz. Söyle bakalım. En büyük Samsun Spor. En büyük Samsun. Şampiyon Samsun. Hep beraber ailece bir bağıralım evet. Bakalım. Şampiyon Samsun. Başarılar takımımıza. Teşekkür ederiz. Geçen sene bizi 3 puanımızı sildiler. Bu sene de yine bir bakan oldu. Yine sevindik. Yine 3 puanımızı sildiler. Biz siyaset döndüğünü farkındayız. Ama lütfen bizle uğraşmasınlar. Lütfen. İsimlerinden Melih Demirbaş. Yine şovunu yapıyorsun. Abi şov değil aslında. Bu Samsunspor sevgisi abi bizdeki. Allah izin verirse bugün galip geleceğiz. Playoff oynayacağız ve Süper Lig'e çıkacağız. Herkes çok inançlı. Gördüğün gibi abi her yer cıvıl cıvıl. Ya tek isteğim Allah'ın bizi utandırmasın. Ya bu Samsunspor'un harbiden... Senin isteğinle alacağız bu eyvallah, maçı. İnşallah. Bu Samsunspor'un harbiden görmek istediğimiz yer Süper Lig abi. Bunu Türk... Futbolcular sahada, siz de tribünde gücünüzü göstereceksiniz. Teknik heyet ve yönetim, taraftar, futbolcu hep beraber birlik birliğe kol kola mücadelesini verecek abi. Tek isteğimiz abi takımımızı Süper Lig'de görmek abi. İnşallah. Seni seviyorum canım abim benim ve çok güzel program yapıyorsun. Ağzına yürene sağlık. Saygılar. Ben yurt dışından Almanya'dan geliyorum. Stuttgart çevresinden, Welsheim'dan. Welsheim'daki bütün Samsunlara selamlar. Bir gün maçı Allah'ın izniyle alacağız. Denizli'yi yeneceğiz ve playoff'tan da çıkacağız. Samsun'un yeri birincilik. Yaşasın Samsun. Samsun Spor. Bravo. Bu sefer ailemle birlikteyim. Her deplasmana izin veren eşim yanımda, çocuğum yanımda. İnşallah playoff'tayız. Bizim yerimiz zaten Süper Lig. Bu şehir bunu hak ediyor. İnşallah kazanırız. Evet. Ben ya Samsunspor'un sonuna kadar yanındayım. Yani inşallah bu maçı kazanır diyorum. Yani bu kadar. Sevininiz inşallah. Hadi bakalım bu akşam. Kolay gelsin. İstanbul'dan gelen bir taraftar neler söyleyeceksiniz? Vallahi inşallah alacağız. Ya inşallah alacağız. Almak için geldik. Almak alacağız yani. Tek düşüncemiz almak yani. Formalara da büyük ilgi var. Evet, maça yine büyük ilgi Samsun'un her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi tabii ki birinci lige çıkacağız. Allah'ın izniyle. Büyük Samsun, büyük kırmızı beyaz. Yani ailemizle beraber geldik zaten. Gelin buraya gençler evet. Dilek Hanım şöyle gelin alalım buraya. Sizi de. Buyurun. Gelin. Ailemizle beraber her zaman gelin. Ailemizle beraber Samsunspor'luyuz. Çok güzel. Bugün o dikkat çekiyor. Birçok taraftan ailesiyle çocuklarıyla 7'den 70'e herkes Samsunspor için kenetlenmiş durumda. Evet. 7'den 7'de 70'e kenetlenmiş durumdayız. Ve kesinlikle kesinlikle bilecektiyiz. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz burada kasabız. Koyun et derdinde, kasap et derdinde, koyun can derdinde. Denizli düşmemeyi oynayacak. Biz de playoff için oynayacağız. Ben bol gollü geçeceğine inanıyorum ama yine de biz farklı alırız. İki farklı alırız maçı. Abi aynı düşündüğümüz gibi Samsun'un son nokta işte dönüm noktası olacak. Denizli'de düşmek için oynayacak. Samsun kazanıp playoff oynamak için oynayacak. Samsun'dan yatacağız yani her türlü. Teşekkürler. İşte her yerden Samsun'un dışında Terme, İstanbul, Türkiye'nin birçok ilinden maça Samsunspor'a destek olmak için gelenler var. Onlardan bir grupta genç Termeliler. Geçen evet. Hafta İzmir'deydiniz. Evet, geçen hafta İzmir'deydik. Bir puan bir puandır. Bugün inşallah Denizli'nin yeni playoff şansımızı kazandıktan sonra rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah rakibimiz Antalya Spor olur. Çünkü bana göre Antalya Spor biraz daha ağır bir takım. Onun için Antalya Spor'un olmasını istiyorum rakip olarak. Bizim için fark etmiyor. Hangisi olursa olsun yeneriz biz. Samsun Spor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Ya biz armanın peşindeyiz. İnşallah Samsun Spor bu maçı da yener. Playoff'ta kalırız. Rakibimiz de fark etmez ama gönlümüzden geçen Antalya Spor. İnşallah maçı kazanmaya geldik. İnşallah maçı alacağız. Playoff'a çıkacağız. Ben buna inanıyorum. Ve Samsun Bafra'dan geldim. Tüm Bafra'ya selamlar. Ben buraya çarşamba'dan geldim. Samsun Spor her zaman kazanacak. Buna inanıyoruz. Ve bugün de maç alıp playoff'a kalıp güzel bir şekilde yeni stadımızda, yeni taraftarlarla küçükten büyüğe sonuna kadar Samsun Sporluyuz. Süper Lig'de şimdiden Samsun Spor'a başarılar dilerim. İnşallah. Evet, bugün Samsunspor'a destek için bayan taraftarlar da oldukça çoğunlukta. Neler söyleyeceksiniz? İnşallah yeneriz. Playoff'a da çıkarız. İstanbul'a da gelir takımımız, destekleriz. Bizleri Şükrü Saraçoğlu'nda erkeklerin karşısına dikenlere inat bu maçı almalıyız.
Ben yurt dışından geliyorum, Avustralya'dan, Melbourne'den. Şimdi bugün Samsun Spor'umuz inşallah Muhammed 4-3 yeneriz maçımızı. Bugün inşallah gösteririz Denizlilere nasıl iyi oynadığımızı. Zaten her zaman iyi oynuyoruz biz. İki hafta önce gelmiştim Bocaspor maçına. Rakip iyiydi ama biz sonunda yendik zaten. Bu malum bizim için. İnşallah playoff'a çıkarız biz. Bugün önemli bir gün. İnşallah bugün kazanıp playoff'a gideceğiz. Hedefimiz Süper Lig yani. Başka bir şey demek istemiyoruz. Başarılar. Ligin son maçı olması itibariyle çok büyük önem arz ediyor Samsunspor adına. İnşallah Süper Lig'e giden ilk noktayı bugün burada koyar. Devamında playofflarda da herkesin hayal ettiği o güzel başarıyı da yakalarız. Süper Lig'i tekrar görürüz Samsunspor takımı. Hocam? Ben salı günü de söyledim. Evet. Salı değil mi? Yani evet, biz programa salı çıktık. İnşallah kazanacağız. İnşallah temennim odur. Dediğim gibi bugün normal bir gün olmalı. Eğer normal olursa biz zaten normal şartlarda onlardan iyiyiz. Evet, onun için biz kadroyla aynı. Ben genele bakarım. Genel olarak biz onlardan iyi olduğumuz için biz playoff için oynuyoruz. Onlar da küme düşmek için oynuyor. Hayat normal devam ederse bizim onları yenmemiz gerekiyor. İnşallah hayat normal devam eder ve Samsunspor yener. Hocam, temennim o. Öngörüleriniz çok doğru ve yerinde doğru çıkıyor. Nasip olarak. Erken bir gol atarsak, çok mutlu oluruz. Peki. Ama bileceğiz ki 80. dakikada gol gelebilir. Onun için sabırlı olmamız lazım. Halim abi bizim Alasar maçına gelmiştik. Teyze yine uğurlu geliyorsun. İnşallah uğurlu geleceğim. Onun için geldim, kazanmak için geldim. Ama kızıp gitmek yok. Yok. Hayırlısı olur inşallah yavrum. Bütün temennimiz o. Hoşçakalın. Evet, Denizli maçı son maç artık. Yenmek ya da yenmemek. Denizli yenerse onlar kime de kalacak. Ama biz yenersek biz playoff'a çıkacağız. Yani beraberlik kurtarmayacak. Bakalım inşallah kazanacağız. Naber? Hoş bulduk, sağ olun. Hocam nasıl bir maç bekliyorsun? Çok iyisi ilgi var. Hocam her zaman gibi olur. Samsun'a karşı olan sevgisi Samsun'ların çok fazla. Çok da önemli maç, destek için. Yani önemli maç. Biz de destek olmaya geldik. İnşallah bugün güzel bir galibiyetle. Hocam, önce playoff'a sonra da birincilikle bekliyoruz hayırlısıyla. Evet, Samsun Spor'un öz evlatlarından Hakan Koçaslan yanımızda. Evet Hakan, öncelikle hoş geldin. Yuvana, mabedine hoş geldin. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksin? Çok kritik maç. Uzun bir zamandan sonra ilk defa stada geliyoruz. Nasip olmadı. Bugün hemşire nasip. İnşallah bugün playoff sevincini yaşarız hep birlikte burada. Samsun Spor çok daha yerlere layık. Süper Lig'in çok köklü takımlarından birisi olur inşallah. Hayırlısı olsun. İnşallah kazanırız. Spor Yönetim Kurulu üyesi, adeta Samsun Spor için yüreğini ortaya koyan birisi Haluk Tan'la birlikteyiz. Evet, Haluk abi neler söyleyeceksin? Çok kritik maç. Belki de sezonun bütün emeklerinin karşılığının alınabileceği veya kaybedileceği bir karşılaşma. Yani Muhammed, lafın bittiği yer dedikleri zaman bu maçı konuşmak bile zor. Yani o kadar zor ki burada iki taraf için de çok kritik bir maç. Telafisi yok. Bir taraf küme düşmemek, bir taraf Süper Lig'e çıkmak. Ve biz Süper Lig'e çıkmak için uğraşan bir takımız. Ve Süper Lig'e çıkacak pozisyonda da kalacak dört takım içindeki en şanslı adaylardan bir tanesiyiz. Denizli Spor yenilirse küme düşme riski çok fazla. Yani kayıp ne kadar dayanır? Bu insanlar, ben sadece şunu söylüyorum. İnşallah taraftar susmaz. Çünkü kendi evimizde oynamanın tek avantajı, bana göre şu anda en önemli avantajı, tek diyeyim de, taraftarımız. İnşallah maçın sonunda da gülerek çıkarız. Yani tek temennim şu anda, gerginim çok. Konuşmak bile zor yani. Cemal amca hoş geldiniz. Her zamanki gibi yine Samsunspor'un vallahi yanındasınız. Beni şanslı diyorlar. Bugün hem şansımı deneyeceğim hem de finale çıkacağım bugün. Bakalım hayırlısı. İnşallah hep Samsunspor'a yaptığı İnşallah. Destekler hem de maçlara geldiğinde Samsunspor hiç maç kaybetmiyor. Bizim görevimiz. Ben onlarla çok fazla övünmüyorum. Samsun'da yaşayan herkesin Samsunspor'a faydalı olması Hadi lazım. Gel. Ben öyle düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Thank you.
Kalır. Buradan da şampiyon olur. Ben Ömer abi her zaman arıyordum zaten. Ben inanıyordum Samsun ilk 2'den çıkacaktı. Ama bazı oyunlar oldu, çıkamadı. İnşallah çıkacak yani. Süper Lig'e çıkacak Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Biz Samsun Spor taraftarları olarak Samsun Spor'u bugünü de yalnız bırakmadık ve playoff'a giden son yolda yine Samsun Spor'la birlikteyiz. Haberaks televizyonu çalışanları olarak buradayız. İnşallah playoff'u alıp Süper Lig'e çıkacağız. Samsun Spor her zaman yanındayız. Duygu? Süper Lig bizi bekliyor diyorum. Fazla uzatmaya gerek yok. Bu maçı alacağız. Lig'e çıkacağız. Playoff'ta İstanbul deplasmanına gidiyor muyuz? Gitmez miyiz ya biz? Geçen playoff'ta da vardık deplasmanda. Biz her zaman biliyorsunuz Allah'ın izniyle deplasmanda Samspor'un her zaman yanındayız yerel yöneticiler olarak. Ben Samspor'a başarılar diliyorum. Bugün de Allah'ın izniyle alacağımız kanaati içerisinde olduğumu da ifade etmek istiyorum. Gerçekten önemli bir karşılaşma. Bildiğiniz odur ki bu maçı alırız. Playoff'u oynarız. Playoff'u oynayarak da Süper Lig'e çıkarız. Hedefimiz. Bir ara bir arzumuz, isteğimiz oldu. Çünkü Samsun Spor'un bu markası Süper Lig'de olması bizi mutlu eder. Sadece bizi değil, bütün Samsun'u mutlu edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla artık şehrimizin her hafta Ulusal TV'lerde, bütün ulusal medyada, ulusal bir markamız olsun istiyor. O da bugün inşallah bugüne bağlı, bugünden sonra da bir maç alacağız. Ben hazır mıyız? Hazırız abi. Tamam. İstiklal maçı. Sayın Bakan, istiklal maçı. Ben de beslediğim için. İstiklal maçı. Pardon. Evet, maç öncesi görüntüler bu şekildeydi. Gerçekten müthiş görüntüler vardı. Açıklamalar olumlu yöndeydi. Takımın sahadan galibiyetle ayrılacağı yönündeydi. Evet hocam, çok kısa bir şekilde hemen Denizli Spor maçını konuşalım. Besim hocam girsin, biz de girelim. Denizli maçı geride kaldı ama ilk yarı çok böyle karşılıklı, çok iyi bir maç oldu. Temposu yüksekti, oyununuzu, oyuncuların hızı. Çok fazla pozisyona giremedik ama Denizli bir gol buldu. Biraz sorun yarattı, biraz endişeye sevk etti oyuncular. Kısa bir süre ama. Kısa bir süre. Ondan sonra arka arkaya golleri bulunca bir de Denizli takımının Buca'nın Ankara'da 5-0 mağlup olması, o skoru öğrenmeleri hem taraftarı rahatlattı hem oyunun içindeki o kurguyu rahatlattı. O anlamda çok Denizli maçı, evet, böyle algı olarak sıkıntılıydı ama süreç ilerledikçe geriye düşmemize rağmen maçın sonunda gayet olumlu bir süreç işledi. 2-1 kazandı takım. Playoff'lara kaldı. Denizli maçı çok, hani maçın tamamına yansıyacak bir şey yoktu. Yani karşılıklı ataklarla veya işte ikili mücadelelerin bol olduğu çok dinamik bir yapısı vardı. Daha doğrusu Denizli takımı da kazanmak istiyordu. Samspor da kazanmak istiyordu. Her ikisinde kazanmaya ihtiyacı vardı ama ilerleyen saatlerde beraberliğin Denizli'ye yetti. Hatta mağlubiyetin Denizli'ye yetti. Biz de oyunun boyu uzadıkça oyuna da hakim olmaya başladık. Golü yedik ama arkasından hemen çok çabuk cevap verince oyun tekrar bize döndü. Yani 3. 4. golü de bulabilirdik. Ama 2-1 kazandık. Yani normal bir gün oldu bizim için. Zaten Argüment Hocam maçtan önce de her iki takım arasında fark var. Biri düşmeyi oynuyor, biri şampiyonluğu oynuyor. Biz şampiyonluk adayıyız. Normal gün normal geçerse, süreç normal işlerse galip geliriz demişti. Öyle de oldu nitekim. Şimdi işte süreç değişti biraz hocam. Süreç playoff'ta birbirine denk takımlar. Hatta zaman zaman birbirine üstünlük sağlamış takımlar var. Denizli maçıyla ilgili konuşacak olursak Alanya maçını gireriz. Ben oyunla ilgili biraz fikrimi söyleyeyim. Daha çok hücuma
yani oyunun içerisinde, oyunun hareketli olduğu sürelerde öne doğru çok katkı veremediler. Ben mesela Taha eski günlerinde yani attığı gol... Hocam evet, o neden oluyor biliyor musun? Yani uzun birinci top, bölgeden ikinci bölgeye çok böyle giriş yapmadığım değil için... de uzun topla gidiyoruz. Uzun topla gidiyoruz. Ondan sıkıntı yakın oluyor. Ön libero dönüş toplarında, dönen toplar, rebound toplarını yakın olmadığı için rakip alıyor. Onu, tekrar atak onu, başlıyor. Onun için evet, yani onu da söyleyecektim zaten. Aynı görüşteyiz. Bunun için konuştum. Yani topu uzun oynuyoruz. Embirliğe atıyoruz. Attığımızda takımın boyu uzuyor. Oyuncunun oraya kadar hızlanması ve geri gelmesi biraz da takımın dizilişiyle alakalı. Mesela Eren çift santrfor gibi gözüktü oyunun içerisinde. 10 numara gibi değil. Yani hep önde kaldı. Bizim Embirliğe attığımız toplarda o rakibin Denizli'nin çift stoperi böyle tandem oynayınca karşılanan toplar onların 10 numarası. Yani o kendi Denizli'nin 10 numarası tarafından ikinci top olarak alınıp 8 ve 10 numara olarak hücuma dönüştüğünde bizim orta saha oyuncuları baskıya gittiğinde bu sefer rakibin 11 numarası top 61 numarası devreye girdi ve biraz bize üstünlük sağladı gibi gözüktüler oyunun içerisinde. Yanlış görmedik herhalde, öyle gördük. Evet hocam. Evet. Beni şey yapan biraz ama tedirgin eden buydu. Hani atıyoruz uzun, Embirliğe atıyoruz. Bir de şey hoşuma gitmedi. Maça biz başladık değil mi Muhammed? Ben öyle hatırlıyorum. İlk vuruş bizden. Evet. Santra'yı yaptık ya da çok kısa bir süre içerisinde. Embirliğe uzun top attık. Kanat oyuncuları ve arkadan gidecek oyuncu orada aksiyon sahasına yakın yerde durmadıkları için ikinci topu kazanamadık. O zaman Embirliğe'nin tamamen maharetine, rakibin biraz zayıflığına bağlı bir oyun oluyor. Oldu mesela Denizli maçı. Bundan bir endişem oldu ama golü yedik. Çok kısa zamanda gol bulmamız gerektiğini, hatta yanımda oturan arkadaş Hakkı Hoca ile Mehmet Hoca'ya söyledim. Peşine hemen Musa'nın attığı gol bizi rahatlattı tabii. Ben de yaşadım bu sıkıntıyı. Bu Adana Spor maçıyla Samspor'da çalıştığım dönemde. 1-0 mağlup içeri girdik. Berabere bitirdik. Bir golle kümede kaldık. O anın, o stresin, o maçın, o tip maçların zorluklarının skorla alakalı ne kadar nedenli zor olduğunu biliyorum. Ama gelinen noktada şimdi biz playoff oynayacağız. Playoff oynadığımızda bu ne olur diye düşündüğümde bekleyelim. Evet hocam. 3 dakika aradan sonra girelim. Tamam. Okey. Evet hocam. Bu arada yani Denizli maçıyla görüntüler... ilgili fikrimi söyledim. Alanya maçıyla evet, ilgili birazdan hemen söyleriz. Tamam. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra Alma Alanya Spor'la oynanacak playoff maçını değerlendirecekler hocalarımız. Bu arada görüntülerin sizlere ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarımız var Haber Medya grubundan. Sevgili Selçuk Kaya, Salim Yıldız, Zeki Temur, Volkan Şenol, hazırlanmasında Erdem Çakmak, Turgay Şenol. Yine görüntülerde dikkat etmişsinizdir. Haber Medya grubundan Haberax TV'nin iki sevilen ismi Nurok ve Duygu Erker de maçtaydılar. Güzel duygularını, düşüncelerini dile getirdiler. Şu anda da Sinan Güven ve Cem Demirci sizlere ulaşmasında büyük çaba harcıyorlar. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim. Birazdan maç sonrası müthiş coşku vardı. Samsun Sporlu taraftarlar playoff'e yükselmenin sevincini 19 Mayıs stadının önünde coşkulu bir şekilde kutladılar. Spor Aksiyon coşkunun başından sonuna kadar oradaydı. Taraftarlarla birlikteydi. O görüntüleri birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi sadece 3 dakikalık bir ara olacak. Reklamlara gideceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.